Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkan Vekili, Sayın Milletvekilleri, değerli Vali Yardımcımız, saygıdeğer Kaymakamımız, değerli belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli yöneticileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. (Gülüyor) 25. uluslararası bir haftayı kutluyoruz. Hacı Bektaş Veli haftasını kutluyoruz. Sevgili dostlarım, Hacı Bektaş Veli'nin gönül dostları, Anadolu kültürü, velilerin, erenlerin, pirlerin elinde şekillenen bir hamurdur. Bu kültürde düşmanlık yok, sevgi, saygı ve dostluk vardır. Bu kültürde haksızlık yok, hak ve merhamet vardır. Bu kültürde zalim yok, adalet vardır. Bu kültürde ötekileştirme yok, 72 milleti bir görme vardır. Bu kültürde cehalet yok, ilimle gidilen yol erdem vardır. Bu kültürde karanlık yok, aydınlanma vardır. Eğer bir yeri karanlık görüyorsan, bil ki perde senin gözündedir diyor Hacı Bektaş Veli. Öze dönmeyi, özü sorgulamayı öğretiyor bize. Özetle bu kültürün özünde insan var. Tasavvuf ehli, tasavvuf ehli de olan Hacı Bektaş Veli, velayetnamesinde kendisini şöyle anlatır. Horasan erenlerindenim, aslım Muhammed soyundan. Türkistan'dan geliyorum. İbrahim Alsani diye tanınan Seyyid Muhammed'in oğluyum. Seyyid Muhammed Musa Elsani'nin, o İbrahim Mucaboğlu'dur. Onun babası da İmam Musa El-Kazım'dır. Mürşidim 90 bin Türkistan pirilerinin ulusu Sultan Hacı Ahmet Yesevi'dir. Meşrebim Muhammed Ali'dendir. Nasibim Tanrı'dandır der. Kendisini böyle anlatır Hacı Bektaş Veli. Sevgili gönül dostlarım, Hacı Bektaş Veli bir gönül dostudur. Bir insanı kamildir. Pir Ahmet Yesevi'nin halifesi, Lokman Perende'nin öğrencisi olup Ahmet Yesevi ocağında eğitim almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Horasan diyarından erleri uyandırmak üzere Anadolu'ya gönderilmiştir. Görevi Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasını sağlamaktır. Bilimi, sevgiyi, hoşgörüyü bu topraklara getirmek, tohum olarak ekmektir. Hacı Bektaş Veli'nin gerçek adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata'dır. Kurduğu Bektaşilik tarikatı daha sonraki yıllarda halifeleri tarafından devam ettirilmiş ve Yeniçeri Ocağı'nın düşünce temelini oluşturmuştur. Hacı Bektaş'tan sonra tarikatın başına Abdal Musa geçmiştir. Hacı Bektaş Veli, Osmanlı Padişahı Orhan Gazi ile olan yakın dostluğu sayesinde Yeniçeriliğin üstadı, hamisi kabul edilmiştir. Hünkâr yaşadığı dönemde kitleler üzerinde etkili olmuş ve kitleleri etkilemede de önemli rol üstlenmiştir. Bektaşiliğin ilk erken namesini yazan Kaygısız Abdal, ilk tüzük yapıcısı olmuştur. Balım Sultan ise erken nameyi sonradan geliştirmiş ve kurumlaştırmıştır. Hacı Bektaş'ın Amasya, Kayseri, Sivas şehirlerine gittiği, daha sonra Karacaöyük'e yerleştiği de Aşık Paşazade tarafından nakledilmektedir. Hacı Bektaş Veli'nin harcını kardığı Alevi Bektaşi anlayışı, Anadolu'nun yanı sıra Balkanlar, Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna, Kosova, Makedonya, Gülbaba Türbesi'nin bulunduğu Macaristan'ın Budapeşte şehrinden Azerbaycan'a kadar birçok yerde kabul görmüş ve benimsenmiştir. Sevgili dostlar, bugün Hacı Bektaş'ın öğretisinde evrensel değerlerin tümünü bulabiliriz. Evet, demokrasi, eğitim, adalet, ekonomi ile toplumsal ve bölgesel barış gibi
ülkemizin ve bölgenin yaşadığı temel sorunların çözeminde ihtiyacını duyduğumuz ne varsa Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinde bulabiliriz. Örneğin insanoğlunun en büyük düşmanları yalancılık, boğazına düşkünlük, mal ve mevki hırsı, gıybet, edepsizlik, hıyanet ve hakkı inkardır diyor Hacı Bektaş Veli. Yalan söyleyen, boğazına düşkün, mal ve mevki hırsına kendisini kaptırmış, yöneticilerin elinde bir ülkenin harap ve bitap düşeceğinin uyarısıdır bu hikmetli sözler. Yine Hacı Bektaş Veli, çalışmadan geçinen bizden değildir diyor. Bu sözün günümüzde iki karşılığı var. Birincisi, çalışmadan geçinen, oturdukları yerden servetlerine servet katanlara karşı bir reddiyeyi içerir. İkincisi ise yoksulluğu yenmek yerine yoksulluğu yönetmeyi amaçlayan bir anlayışın sömürdüğü geniş halk kesimlerini uyanışa davet eder. Yani çalışma hakkı elinden alınan, üretmeyen, üretmesi için gereken imkanlardan mahrum bırakılan kesimleri kucaklamaktadır Hacı Bektaş Veli. Çünkü Hacı Bektaş Veli kulun kula muhtaçlığını asla kabullenmez. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayan Hacı Bektaş Veli, dili, rengi, dini ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an iyidir diyerek etnik ve mezhepsel her türlü ayrımı reddeder. Bizim de bugün yapmamız gerekenlerden biri budur. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyilerin iyi olduğuna inanmak ve iyilerin peşinden gitmek hepimizin ortak görevi olmalıdır. Bugün ihtiyacımız olan aslanla ceylanı kucağında, hünkârın kucağında buluşturan huzurdur, adalettir. Bunun yolu hak, hukuk, eşitlik, emeğe saygı ve hakça paylaşım gibi temel ilkeler etrafında bir araya gelebilmek, ahlaklı ve erdemli bir toplumu inşa etmektir. Güzellikleri nerede yitirdiysek onları arayıp bulmalıyız. İlk bakacağımız yer Ahmet Yesevi'nin, Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hoca Nasreddin'in, Pir Sultan'ın, Ahi Evran'ın, Hacı Bektaş Veli'nin öğretileridir. Onların aşkı ırmağında, sevgi ırmağında yıkanmaktır. Anadolu'ya barışın sembolü olan güvercin donunda geldiğine inanılan, aslanla ceylanı kucağında taşıyan Hacı Bektaş Veli bir tasavvuf ehlidir. İç dünyasının zenginliğini her şeyin üzerinde tutarak dünya ile onun izzeti ve devleti ile gururlanma der. Hacı Bektaş Veli'ye göre tasavvuf konusu insandır. Tasavvuf nefsin ıslahıdır. Kötü huy ve davranışlardan vazgeçerek Allah'a ulaşmak, onun varlığı ile var, kendisiyle hal olmaktır. Ona bilgiden ziyade duyuş, görüş ve oluş ile varılır der Hacı Bektaş Veli. Ve Hacı Bektaş Veli'nin felsefi derinliği sadece sözlerine değil, deyişlerine de yansımıştır. Örneğin bir deyişinde Hacı Bektaş Veli şöyle der: sakın bir kimsenin gönlünü yıkma, gerçek erenlerin sözünden çıkma, eğer insan isen ölmezsin korkma, aşığı kurt yemez ucda değildir. Bir diğer deyişinde de şöyle söyler: hikmet arar isen özüne bir bak, Arap'ta, Acem'de, Rum'da arama, hakikat nurunun aslı hakikat, aynada yansıyan nurda arama. Anadolu'yu bize yurt yapan, bu toprakları bir irfan bahçesi haline getiren, bütün erenlerimizi, velilerimizi, pirlerimizi, dervişlerimizi huzurlarınızda bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Allah ülkemizi, vatanımızı, halkımızı ve bütün yurttaşlarımızı her türlü kazadan,
beladan ve ihanetten korusun. Bize bu ülkede özgür bir şekilde onurumuz ve şerefimizle yaşama imkanı veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün kahramanlarımıza, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi bir kez daha muhabbetle selamlıyor, en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızı biraz bekletiyorum. Ödüllerini vermek üzere Belediye Başkanımız Sayın Ali Rıza Selman Pakoğlu'nu takdim ediyorum. Programımız devam edecek sevgili canlar. Birbirinden değerli sanatçılarımızın konseriyle saat 17'de